Ece nerede kaldı Meltem? Dersini kaçıracak. Bırak kız uyusun biraz. Kliniğe başladığından beri canı çıkıyor zaten. Haklısın. Ayrıca kliniğe başladığından beri doğru düzgün görüşemez olduk. Ne yapsın kız? Bir yandan okul, bir yandan iş. Bir yandan da ben. Hangisine yetişecek değil mi? Aman şikayet etme Oğuz. Az da görüşseniz bir sevgilin var ya, sen ona bak. Ne demek şimdi bu? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Söylesene. İyi bir şey, iyi bir şey. Elinizdeki ilişkinin kıymetini bilin diyorum. Yesene Meltem, seni sevdiğinden. Yok, rejimdeyim ben. Meltem sen iyi misin? Bir derdin var gibi. Yok bir şey, boşver. Olmaz. Nereden çıktı bu rejim işi? Sabahtan beri niye suratın bir karış? Ay üstüme gelme Oğuz. Canım sıkkın, yaramı deşme. İyi. Sen bilirsin. Tamam. Sana bir şey soracağım. Yok canım, anlatmak istemiyorsan anlatma. Kendini zorlama yani. Bir şey anlatmayacağım zaten. Diyelim ki siz Ece ile bir süre görüşmediniz. Ne kadar bir süre? 8 yıl. Ne? Ne anlatmaya çalışıyorsun sen Meltem? Dur da dinle. Diyelim ki 8 yıl sonra karşılaştınız ama o çok değişmiş. Hissettiklerin değişir mi? İyi de onca yıl tek değişen olmuş olmaz ki, ben de değişirim. Hem değişmekten kasın ne ki? Daha çok böyle fiziksel bir değişim. Aa, çirkinleşirse hiç bakmam ona. Şaka yaptım ya, ne demek istediğini pek anlamadım o yüzden. Boş ver Oğuz, ben cevabımı aldım zaten. Nereye Meltem? Ha canım sıkıldı, gidiyorum. Ha ben bu kız milletini bir anlasam. Ne oldu şimdi ya? Rejim nasıl gidiyor Meltem? Açım, açım. Hiç boşuna bekleme. Bizi arayacak vakti olduğunu hiç sanmıyorum. Meltem, ama bu konuya bir çözüm bulmak zorundayız. Okulla iş bir arada gitmiyor. Stajı da bitti nasılsa. Bu Ece'nin karar vereceği bir konu Oğuz. Ama bizim de bu kararı vermesine yardımcı olmamız gerekmiyor mu? Oldu canım. Görürsem söylerim. Kimi göreceksiniz? Oo. Senin buralara yolun düşer miydi Ece? Oğuz ne oluyor? Nedir senin bu tavrın? Ne varmış tavrında? Bence önce sen kendi tavrını sorgula. Oğuz, ne söylemek istiyorsan açıkça söyle. Derse geç kalıyorum. Ben gidiyorum. Kavga etmenizi seyretmek hiç eğlenceli değil. En yakın arkadaşıma bak. Bana ne kadar da yardımcı oluyor. Peki sen ona ne kadar yardımcı oluyorsun Ece? 2 gündür ne kadar mutsuz olduğunu bile göremiyorsun. Neden mutsuzmuş? Neyi var ki? Bana anlatmıyor. Belli ki çok özel. Ama senin bununla ilgilenecek vaktin yoktur değil mi Ece? Yani senin anlayacağın bir ilişkiyi yürütmek gerçekten zor iş. Endişelenme canım, başarırsınız. İstersen dükkandan sana çiçek getireyim ha. Benim kabullenemediğim, bizim onun iyiliğini düşündüğümüzü anlamaması. Ben de birçok şey anlamıyorum ama. Bu tempoya daha ne kadar dayanabilir ki? Kızlar böyle arkadaşım. Öyle her şeyi böyle şey olsun istiyorlar. Hadi ben neyse. Ama Meltem'i çok kırdı. Kızın sorunları var. Merak etme. Ece hatasını anlar yakında. Umarım bunun için çok beklememiz gerekmez. Gerekmeyecek galiba. Merhaba. Oturabilir miyim? Hoş geldin. Otur. Benim küçük bir işim vardı. Ben onu halledeyim. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Oradan geliyorum. Ya çok ilginç. Hatta şaşırtıcı. Niye gittin sen, kliniğe hiç gitmezdin? Sen bana çok mu kızgınsın? Kızgınlıktan çok kırgınım Ece. Üstelik bu konuda da yalnız değilim. Biliyorum. Zaten Meltem de bana çok kızgın. Ama onunla da akşam ilgilenmeyi düşünüyorum. Hassasiyetin de önceliği bana verdin ha? Oğuz lütfen böyle konuşma. Ben buraya gelirken hiç böyle bir konuşma hayal etmemiştim. Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmuyor değil mi? Oğuz. Sen beni yargılamadan önce bir dinler misin?